Ben Hakan Kuşdemir. Körfez Döküm'de 2016 yılından beri üretim mühendisi olarak çalışıyorum. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden 2016 Haziran ayında mezun oldum. Ekim 2016 yılında Körfez Döküm'de üretim mühendisi olarak işe başladım. Ağırlıklı olarak döküm sonrası işlemler tarafından sorumluyum diyebilirim. Isıl işlemler, bakım işlemleri, kalite işlemleri ve parça takibi. Ben sorumluyum diyebilirim. Günlük iş rutinimiz bir kere sabah 8'de başlıyoruz. İlk geldiğimizde bir saha turu yapıyorum şeflerimizle beraber, üretimdeki şeflerimizle beraber. Onun haricinde günlük üretime başlama toplantılarımız oluyor her sabah. Parçalarla ilgili iyileştirme yapabiliyor muyuz? Veya bir problem var mı? Problemi nasıl giderebiliriz? Onları konuşup tartışıyoruz. Kısacası çok dinamik ve hareketli bir rutinim var diyebilirim. Döküme karşı bir ön yargım vardı benim açıkçası, döküm sektörüne karşı. Üniversitedeyken de değişik dökümhanelere, teknik gezilere gitmiştik. Oradaki ortamın biraz mühendislikten uzak olduğunu düşünüyordum. İşte geçmişteki tecrübelerle ve deneme yanılma yöntemiyle yürütülen bir sektör olduğunu düşünüyordum döküm sektörünün. Ama bu 3 yıllık süreçte burada işe başladığımdan beri olayın hiç de öyle olmadığını, yani burada yapılan her şeyin aslında bir mühendislik ürünü olduğunu anlamış oldum ve ön yargımla da yanıldığımı fark ettim. Bu sektör bana ne kattı? Bir kere bir metalürji malzeme mühendisi için dökümhane işi mutfağıdır diyebilirim. Üniversite eğitimim boyunca, metalürji malzeme mühendisliği eğitimim boyunca birçok şey görüyorsunuz teorik olarak. İşte çelik nedir? Çeliğe krom katarsak ne olur? Ama burada bunları birebir görme şansım oldu pratikte. Yani o kromu kattığımız zaman çeliğe ne olduğunu, işte hangi ısıl işlem yaptığımızda çeliğin hangi mekanik özellikleri kazandığını burada görme şansım oldu. İkincisi, burası 300'den fazla insanın çalıştığı büyük bir işletme. Önemli bir organizasyon sonuçta. Bunun da yönetimini görme, yani böyle bir organizasyonun nasıl yönetildiğini görme fırsatım oldu. Bana göre sektörün ilgi çekici tarafları, buna bir mühendis açısından cevap vereyim. Bir kere döküm sektörü 100'den fazla parametreyi içinde barındıran bir sektör. Yani bir parçayı üretebilmeniz için 100'den fazla parametre var. Bu parametrelerin birkaçını değiştirerek o üründe önemli iyileştirmeler yapabiliyorsunuz. Ve bu iyileştirmelere de çok kısa zamanda karşılığını görebiliyorsunuz. Ve bu da bir mühendis için gurur verici bir olay. Geçen sene Ekim ayında TÜYAP'ta Ankiros fuarı vardı. Bütün dökümcüler oradaydı. Oraya katılma şansım oldu. O fuar çok güzel. Benim için 2 gün oradaydım. Standımız vardı orada. O fuarda birçok insanla tanışma fırsatım oldu. Sektörden birçok mühendis abimizle tanışma fırsatım oldu. Bu benim için aslında güzeldi. Yani kariyerin başında böyle bir şey görmek, böyle bir sosyal ortamın içinde bulunmak. Yurt dışı fuarlar anlamında da geçen yıl Almanya'da Bauma fuarına firma olarak katıldık. Ama ben ne yazık ki askerde olduğum için katılamamıştım. Ama ilerleyen süreçlerde inşallah yurt dışı fuarlara da giderim diye düşünüyorum. Avrupa'da 3. sırada Türk döküm sektörü. Yine dünyada 11. sıradayız. Birçok otomotiv ve havacılık firmasına parça gönderiyoruz. Türk döküm sektörünün özellikle ileride önemini arttırarak devam edeceğini düşünüyorum. Ayrıca yerli projelerimiz, tank, uçak, helikopter projelerimiz için de döküm sektörünün çok önemli olduğunu düşünüyorum. Sektör çok eski bir sektör, hepimizin bildiği gibi. Milattan önce 3000'li yıllara dayanan bir sektör ve günümüze önemini arttırarak gelmiş bir sektör. Medeniyet olduğu sürece döküm sektörünün olacağını düşünüyorum.
öncelikle benim gibi ön yargılı olmasınlar. Bir kere şunu söyleyeyim, Türkiye'de 1000'den fazla dökümhane var ve döküm sektöründe iş fırsatları çok fazla. Bu dökümhaneler genelde yurt dışına çalıştıkları için, ihracat yaptıkları için yurt dışıyla bağlantınız çok fazla oluyor. Yurt dışındaki fuarlara, müşterilerinizi ziyarete etme fırsatlarınız oluyor. Bilinenin aksine döküm sektörü teknolojiyi çok yüksek oranda kullanan bir sektör. Gelişmiş döküm aletleri üretilmesiyle beraber bunların hepsi döküm sektöründe yaygın olarak kullanılıyor. Onun dışında döküm sektörü bilinenin aksine çok çevreci bir yöntem. Hurda geri dönüşümünü sağladığı için de döküm sektörü, sürdürülebilir ekonomiyi sağladığı için de döküm sektörünün çok önemli olduğunu düşünüyorum. Son olarak da döküm sektörü erkek egemen bir sektör olarak bilinir. Ama aslında ben 3 yılda bunun doğru olmadığını gördüm. Çok önemli dökümhanelerde, çok önemli görevlerde kadın mühendislere şahit oldum. Yani kesinlikle döküm sektörünü erkek sektörü olarak görmesinler diyebilirim.